Merhaba, ben Natalie Lindo. İş dünyasının en son haberlerini aktaran Business Line programına hoş geldiniz. Bu bölümde dünyanın en büyük havacılık ticaret fuarı olan Dubai Air Show'dan aktarıyoruz. Havacılık endüstrisinin aktörleri bu çok önemli 4 günlük etkinlikte COVID-19 pandemisiyle tarihindeki en kötü krizden bu yana ilk kez yeniden bağlantı kurmak ve sürdürülebilir bir toparlanmaya doğru ilerlemek için bir araya geldi. Bu salon 2 yıldır çalkantıda olan havacılık sektörü için olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Pandemiden bu yana yapılan ilk ve en önemli küresel havacılık etkinliği Dubai'de başladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 2020 ile 2022 yılları arasında COVID-19 krizinin küresel havacılık endüstrisine 175 milyar euroya mal olacağını öngördü. Bu devasa hava fuarında 1200 katılımcı var ve 85 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Dubai'deki bu önemli fuar, havacılık endüstrisinin dönüşünün işareti ve sektör için ciddi bir güven kanıtı. Amerikalı uçak üreticisi Boeing, 11 adet tek koridorlu Boeing 737 tipi uçağının kargo uçağına dönüştürülmesi için verilen siparişi yerine getireceğini duyurdu. Avrupalı rakibi Airbus ise 255 adet tek koridorlu A321 uçağı siparişini açıkladı. 28,8 milyar euroyu geçen bu siparişler pandemiden bu yana bu sektördeki ilk büyük sözleşmeler olarak dikkat çekiyor. Sipariş 255 uçağı kapsayacak. Modellerin tamamı A321 tipi olacak. Yaklaşık 121'i A321neo, kalan 27-28 uçaksa A321XLR olacak. Hava trafiği toparlanmaya başladı. Ancak Eylül ayı rakamları pandemi öncesi seviyesinin %53 altında kaldığını gösteriyor. Aslında bu rakamları geçen yaz görebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak Delta varyantı her şeyi zorlaştırdı ve bizi geriye götürdü. Gelecek yılın yaz aylarına kadar pandemi öncesi duruma dönüş olacağına inanıyoruz. Çünkü toparlamanın başlangıcını gördük. Havayolu şirketleri seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla yavaş yavaş normale doğru bir dönüş için umutlandı. Başka bir umut verici iyileşme işareti de Airbus'tan geldi. Airbus, havacılık endüstrisinin önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık 39 bin uçağa ihtiyaç duyacağını ve bunun da 550 binden fazla yeni pilot ve 710 binden fazla yüksek vasıflı teknisyenin eğitimini gerektireceğini öngörüyor. Sektör iyimser olsa da toparlanmaya yönelik yakın bir tehdit var. Dünya çapında COVID enfeksiyonlarının artışı ve daha fazla karantina riski hala gündemde. Genel olarak etkinlikten çıkan duygu, sektörün sağlam olduğu ve tarihinin en zor döneminde ciddi bir virajı geçtiği yönünde. İki hafta müzakerelerin ardından dünya liderleri COP26 zirvesinin kapanış saatlerine doğru Glasgow İklim Anlaşması için bir sonuca vardı. Ancak sadece 20 kilometre uzaklıktaki Forth ve Clyde kanallarında zirvenin amacını temsil eden öncü bir proje başlatıldı. 18. yüzyılda İngiliz kanalları karbon emisyonlarını başlatan sanayi devriminde kilit bir rol oynadı. Bugün de yine Birleşik Krallık'ta iklim değişikliğinin etkilerine karşı koymak için yeni bir akıllı sistem devreye giriyor. Glasgow kenti, kömür kullanımının karbon emisyonlarıyla sonuçlandığı ve nihayetinde dünya çapında iklim değişikliğine katkıda bulunan İngiliz sanayi devriminde çok önemli bir rol oynadı. Bugün COP26 zirvesinin düzenlediği Glasgow, küresel ısınmanın etkilerine karşı mücadele etmek için öncü bir projeye ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın ilk akıllı kanalı, İskoçya'daki en yağışlı şehirlerden birinde sel baskınıyla mücadele etmek için hizmete girdi. Uzmanların tahminine göre Glasgow'daki yağışlar önümüzdeki 50 yıl içinde %30 seviyesinde artacak. 21. yüzyıl düşüncesini 18. yüzyıl yapılarında uyguladık. Bu projenin kanal ağının seviyelerini, akışlarını ve suyun kalitesini ölçtük. Bu yöntemle elde ettiğimiz yeni verileri de analiz ediyoruz. Su baskını öncesinde suyun yönünü kontrol ediyoruz. Bu şekilde de sel felaketlerini engellemiş oluyoruz.
Bu şekilde oluşturulan rezerv kapasitesi yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesindeki şehir merkezinin sular altında kalmasını önlemek için yağmur suyunun bir kısmını tutabilir. Bu kanal Glasgow'un 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zor zamanlar yaşamadan önce İngiliz İmparatorluğu'nun ana merkezlerinden biriydi. Glasgow'daki çelik işleri, gemi yapımı ve finans endüstrisinin azalmasıyla birlikte Forth ve Clyde gibi kanallar kullanılmaz hale geldi. Suyu ve onu taşıyan boruları iyi yönetirsek, sağlık için su, doğa için su, ısınma için su ve soğutma için sudan bahsetmeye başlayabiliriz. Su çok temel bir ihtiyaç. Glasgow'un kentsel dönüşüm projesinin bir parçası olarak 2002'den bu yana kanala 1.7 milyar euro değerinde yatırım yapıldı. Ayrıca çevrenin değiştiğini, sulak alanın canlı ve heyecan verici bir yer haline geldiğini, insanların buradan istifade ettiğini görüyoruz. Burada yaşayan insanlar için daha sağlıklı bir alan inşa ettik. COP26 zirvesi kömür kullanımında bir uzlaşmaya varırken ev sahibi şehrin su yolları küresel ısınmaya karşı kullanılmaya başladı bile. Son olarak COP26'nın ana hedeflerinden biri karbon emisyonlarını azaltmak. Bu hedefe ulaşmak, karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %2.5'inden sorumlu olan küresel havacılık endüstrisi için kolay olmayacak. Dubai Air Show'daki 1200 katılımcının çoğu sürdürülebilirlik ve yenilik dönemi başlatmak için yeni teknolojileri benimsemeye odaklandı. Havacılık fuarı, sektörün sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişmeler konusunda bir araya gelmek için önemli ilk fırsattı. Geçtiğimiz 2 yıl havacılık endüstrisi için zordu. Ancak birçok aktör bunu daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe bakmak için bir fırsat olarak gördü. Geçen ay Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel hava taşımacılığı endüstrisinin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı umduğunu açıkladı. Uçak yapımındaki uzmanlarımız, uçakların bir noktadan diğerine mümkün olduğunca verimli uçmasını sağlıyor. Hava yapılarımıza bakarsanız, şu anda farklı sıcaklık aralıklarında çalışabilen, aerodinamik hava yapılarına önem veren uçakların yapıldığını görürsünüz. Saab şirketi, BM'nin sürdürülebilirlik hedeflerini uygulamaya kararlı birçok katılımcıdan biri. Sıfır karbon hedefine ulaşmak için biz de bu yarışa katıldık. Şimdi bunu nasıl başaracağımızı tam olarak tanımlayabileceğimiz bir sonraki aşamaya geçmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sektörde çok şey var. İnovasyona o kadar odaklanmış ki bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Ancak bugün bu başarının tam olarak nasıl sağlanacağını bilemeyebiliriz. Havacılık şirketleri bu çevre dostu uygulamaların yolcular tarafından fark edilmeyeceğini ancak daha sürdürülebilir seyahate yönelik devam eden bir yolculuğun parçası olacağını vurguluyor. Business Line'ın bu bölümünde sonuna geldik. Ancak bir dahaki sefere dünyanın dört bir yanından en büyük iş ve yatırım hikayelerini dinlemek için bize katılmaya devam edin.